Alo, Eren abi? Efendim? Eren abi, Büşra sınavdan 95 aldı. Vay zeki kız. Alır tabii benim kardeşim. Kimin kardeşi? Senin gibi gerizekalı mı? Orangutan mı? Eren abi ama üzülüyor. Hiçbiriniz aramamışsınız. Ha doğru. Sınav sonuçlarını sormadık bu sene. Ben yarın sabah gelirim onun yanına. Tamam Eren abi. Onu söylemeyi aradım. Aferin lan. Arada yılda bir orangutanlar da işe yarıyormuş demek ki. Doğada ihtiyaç varmış. Eren abi ya. Tamam, şaka yapıyorum. Hadi kapat aslanım. Ne yersiniz? Berkcan kimle konuşuyorsun? Yok bir şey güzelim. Yok bir şey. Ben kahve içerim ya. Kendim alırım. Kimle konuşuyorsa artık seni aldatıyor olabilir. Sus İlayda. Bence de sus İlayda. Kahveleri iç dikkat herkes evine o zaman. Güzelim kovalıyor musun bizi? Yok canım. Yani misafirin de bir saati vardı değil mi? Saatiniz geldi gidebilirsiniz. Yok ya, ben burada çoktan kaldım, haberin yok mu? Uyudum kaldım. Uyumuş kalmışım ya, yanlışlıkla uyumuş kalmışım. Anlaşılan İlayda'dan kurtuluş yok. O zaman sen git. Yok ya biraz daha otursaydım ya bir kahve daha mı içseydim? Yok Berkcan'cığım, kahvemiz bitti. Hadi bakalım, hadi evine, hadi evine. Peki güzelim ya. Kalsaydın biraz ya. Senin moralin bozuk gibi. Aklım sende kalır. Hayır Berkcan, hadi git. Bir şeyim yok diyorum ya. Uyuyacağım sadece. O kadar. Neyse ben arabada otururum. Sen fikrini değiştirirsen konuşuruz. Berkcan eve diyorum. Yo arabada oturuyorum. Böyle fikrimi değiştiremezsin. Değiştirmeye çalışan kim? Güzelim. İyi geceler. İyi geceler. Sen bilirsin. Gerçekten inatlaştı gelmedi. Oo, benim de uykum geldi. Şaka gibi. Ay dayanamayacağım. Araba falan kullanamayacağım. Biraz uyuyayım burada. Ne yapıyor burada? Peki Berkcan Bey. Sen erken hadi gidelim. Bırak beni. Bırak beni. Nereye götürüyorsun sen beni? Bırak beni. Hepsi rüyaymış. Nereden giriyor lan bu kırmızı kafa benim rüyama? Nereden? Of Allah'ım ya, gözüme uyku girmiyor. Acaba gitti mi? Çıkıp bakacağım en iyisi. Yapacak hiçbir şey yok. Hala orada duruyor ya. Çıldırtacak bu çocuk beni ya. Gidip uyandırayım şunu. Uydu kaldı herhalde orada. Berkcan, Berkcan. Ne oldu güzelim? Niye böyle bakıyorsun? İyi değilim. Ne oldu Berkcan? Niye iyi değilsin? İyi değilim işte. Onu gördüm. Kimi gördün Berkcan? Neden bahsediyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey. Zaten buradasın. Gitsene artık. Onu diyorum, onu. O kim? Ne oldu? Ben biraz önce uyuyakaldım. Ha işte. Ben sana dedim eve git diye. Yarın görüşürüz. Niye oturuyorsun burada gecenin bu sonunda beni dışarı çıkarıyorsun? O kırmızı kafayla seni görmeyeceğim Büşra. Anlıyor musun? Ya gece gece kırmızı kafa konumuz niye geldi? Onu anlamıyorum ben aslında. Onu anlıyorum da kırmızı kafayla ne alakası var? Onunla görüşmeyeceksin. Onun yanında seni görmeyeyim. Eğer görürsem bu hiç iyi olmaz. Berkcan, ne oluyor sana? Ben bir rüya gördüm. O kırmızı kafa beni kaçırıyordu. Berkcan, dediğin gibi rüya işte. Niye buna bu kadar takılıyorsun? Rüyalar boşuna görülmez. Belki bir gerçek vardır. Berkcan, şimdi rüyada kırmızı kafayı gördün diye bu kıskançlığın yüzünden mi kavga edeceğiz gecenin bu saatinde? Ama güzelim ben çok korktum. Hadi beni boş ver. Sana bir zarar gelirse. O zaman ben ne yaparım? Hadi seni koruyamazsa. Hadi bir sana zarar gelirse. Berkcan böyle bir şey olmayacak. Gece gece takılma. Sadece bir rüya. Geçti bak. Uyandın işte. Hadi arabanın içinde öyle dengesiz yatınca kabus görmüşsün. Zaten o kırmızı kafa ancak kabus olur. Ama seni koruyamazsam bir gün çok korkuyorum. Kimseye yaklaşma tamam mı? Bak sen iyi birisin. O yüzden kolay kandırılıyorsun. Berkcan saçmalıyorsun artık tamam. Bu konuyu kapatalım. Anlıyorum çok etkilendin. O yüzden böyle konuşuyorsun. Ama geçti bak rüyaymış. Hadi sen de eve git. Tamam güzelim gideceğim. Ama sen de ne olursun dikkat et. Tamam dikkat ederim bir şey yok. Hadi git diyorum sana. Yarın geleyim mi? Berkcan. Ya yarın geleyim işte ne olur. Tamam sabah kahvaltısına gel. Ay İlayda'yı gönder ama. Ya
Elindeyse sen gönder istersen. Geliyor kalıyor, ne diyeyim ben şimdi ya? O Hilayda da başımıza bela oldu güzelim. Neyse, ben gidiyorum. Keşke bu kez uyuyacağım rüyamda seni göreceğim. Gerçekte görüyorsun ya. Uyuyunca da seni görmek istiyorum. Uyanınca da, ölünce de seni görmek istiyorum. Her zaman, her yerde sadece seni görmek istiyorum güzelim. Umarım seni hep korurum. Umarım. Berkcan hadi git. Tamam, bir tane daha sarılayım gideyim. Hadi dedim. Tamam güzelim ya, Allah Allah. Keşke seninle yapışık olsaydık, ne kadar güzel olurdu. Yok ya. Allah Allah. Artık hiçbir yere göndermezdin beni. Ay sonunda gitti ya deli çocuk. Ben de içeri gireyim artık. Allah'ım belalara. Niye uyutmuyorsunuz lan beni siz? O zaman git evinde uyu. Ne güzel yatağın var. Niye buradasın Layda? Tabii. Sen var ya sen. Sen az değilsin. Gizlice Berkcan aşkımla konuşuyorsun değil mi? Niye gizlice konuşayım Berkcan'la? Tabii benden gizlemek istiyorsunuz yani. Beni üzmemek için. Ama merak etme. Allah'ın işine karışılmaz bir şey o. Yani belki meleke birinin anlıyor musun? Meleke biri kim burada? Ne bileyim kim burada meleke biri? Salak mısın kızım? Benim burada benden başka meleke mi var? Meleke birinin duası kabul olur da siz zartinka ayrılırsınız. Layda defol git. Gece niye korku filmlerindeki gibi geliyorsun? Tabii. Göreceğiz sizi. Ayrılırsanız karışmam. Ay delirmiş bu kız ya. Yemin ederim delirmiş. Allah'ım sen bizi koru. Neyse gidip yatıp uyuma artık ben de. Allah'ım ya. Fakir dolabında da hiçbir şey yok ya. Burası fakir dolabı. Üstüne fakir ve fakir dolabı yazmamız gerekiyor. Sanırım Allah'ım niye fakir dolaplarının içinde bir şey yok. Kapağı bile açılmıyor ya. Kırılmış herhalde. Bakayım ya. Bakayım gelen ya. Bir başımızın helası. Kim geldi? Berkcan aşkım mı yoksa? Kim o? Layda. Kardeşim nerede? Ne bileyim Layda. Belki de ölmüştür kardeşim. Nereden bileyim yani? Ay inşallah yarabbim. Aşkım o da sonra bana kalır. Ay sen niye geldin? Yoksa bana hediye mi aldın? Layda şu an rüyada mısın da sana hediye alacağım? Niye rüyadaymışım? Gel şu rüyaklıyım ben. Çünkü benim sana hediye almam için rüyada falan olman gerekiyor. Sen beni çıldırtma lan. Seni kemirtik çetin melekeliğim kaçıyor bak. Senin yüzünden Rabbim bana günah yazabilir. Beni çıldırtma. Melekeliğimi bozma. Meleke mi? Meleke görmesek inanacağız oğlum ya. Sen mi meleikesin? Tabii meleikeyim. Ayrıca ne aldın ki sen? Ala ala kesin. 1 milyoncudan bardak almışsındır 6 tane. Senin hediyeden ne olacak lan? Gidip bana pandora alacak değilsin ya. Sana kim hediye alır ya? Hediye insanlara alınır. Ay senin hediyeni kaldıydım sanki. Tülin abla da senden yanlışlıkla nişanlanmış olabilir ya. Kesin yanlışlık oldu. Kıza ne yaptın? Kesin büyü falan yaptırdın. Hangi büyü? Tülin ablaya hangi büyü yaptırdın söylesene. Kesin hangi büyü yaptırdıysa. Kendini komik sanıyor ezik. Lan o benim lafım lan. Sen bana nasıl ezik dersin? Öf yaklaşma be. Kardeşimi görmeye geldim. Ay kardeşin mi var senin? Ya Büşra bile senin kardeşin olamaz yani. Düşün o bile fakir ama senin kardeşin olamaz anlıyor musun? Çekil önümden be. Çekildim zaten. Azıcık küçücük bir eviniz var zaten. Ne oluyor be sabah? Ne ol abi? Kardeşim. Abi senin ne işin var? O elindeki ne? Tülin ablaya mı aldın? Yoo. Tülin ablana başka hediye aldım. Allah'ım çok kıskançlıktan çatlayacağım. Yarabbim. Benim bu hediye kardeşime. Sınavdan güzel not almış. O yüzden. Abi sen biliyor muydun sınavdan iyi not aldığımı? Abiler her şeyi bilir. İnanamıyorum abi. Ben de inanamıyorum. Bu hareketi bu gerizekalıdan ben de beklemezdim. İlayda sus. Senin gibi gerizekalıdan beklerdik değil mi? Ya abi neyse onu boş ver. Teşekkür ederim düşündüğün için. Hiç gerek yoktu. Hem nereden biliyorsun sen? Okul şifreni biliyorum. Berkço Büşo yapmışsın. Ne? Nasıl tahmin ettin? Instagram şifren de oydu. Lan yani kardeşim olmasan biraz aptal sanacağım seni. Böyle şifre mi olur ya? Aynen ya gerizekalı şifresi herhalde yani. Bu şifreyi İlayda bile yapmaz o kadar gerizekalıyken. Ya sen kime diyorsun lan gerizekalı diye?
Allah'ım, o kutuda ne var acaba? Benim işime yarayacak bir şey var mı? Ay, gözümü alamıyorum ya. Ama Layla fazla bakma yani. Nazar değeceksin şimdi. Sizin iki kuruşluk şeylere de kim nazar dar ya? Kim nazar dar? Abi, çikolata mı aldın? Allah'ım ya, Allah'ım çikolata almış. Evet. Ya abi, teşekkür ederim. Bu çikolatayı çok seviyorum. Ay gerizekalı ya, çikolataya bile seviniyor bu ya. Allah'ım, bu kızı küçük şeylerle mutlu edin. Beni büyük şeylerle neden mutlu etmiyorsun? Yoksa benimle bir sorunun mu var Allah'ım ya Rabbim ya? Allah için küçük büyük şey yoktur İlayda. Abim düşünmüş almış. Düşünceyle mutlu olmak gerekir. Ya ben düşünceyle falan mutlu olamam ya. Benim değerli şeylerle mutlu olma gibi bir isteğim var ya. Hani ben ne yapayım yani? Bu da benim karakterim ya. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Söyler misin bir şey? Hem bu çikolata çok pahalı. Abim beni düşünmüş almış. Teşekkür ederim abicim. Rica ederim. Sakın İlayda'ya verme. Gelmiş o. Bir bakayım ya. Vermem. Ya hadi ya, insanlık öldü mü ya? Hadi bak, biri yer biri bakar, kıyamet ondan koparmış o. Eğer kıyametin kopmasını istiyorsan sen bana vermezsin onu. Bana vermezsin. Bak kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Biri yer biri bakar, kıyamet kopar şimdi. Of ya, al al ye. Sağ ol ya. Böyle gerizekalı görmedim ya. Hepsini yiyeyim de sen gör. İyiymiş ya. Güzelmiş ya. Ulan sen bana sabır ver ya. Mükemmel. Güzel. İlayda, hepsini bitirdin mi? Ay işte güzel değilmiş ya. Kusacağım neredeyse. Ay keşke biraz daha olsa da yesek. O zaman niye hepsini yedin? Niye olacak? Sen zehirlenme diye, senin iyiliğin için. Yalan söyleme İlayda. Hepsini yedi abi ya. Tamam tamam. Ben sana yeniden alırım. Boş ver. Yeniden al, ben yiyeyim. Kızı zehirleyeceksin yani. Ben melek gibi olduğum için kızın zehirlenmesine kalbim el vermedi. O yüzden hepsini yedim gitti ya. Gerizekalı fakir seni. İlayda. Ben fazla kalamayacağım. Gideyim. Şunu da gönder artık ya. Gitmiyor ki abi, ne yapayım ben ya? Burası kızlar yurdu mu? Evet, kızlar yurdu. Erkekler çıksın. Akılları sermiyoruz, tamam mı? Burası kızlar yurdu değil. Herkes evine. Günay. Dın abi. Ooo, erkekler yurdu da olmuş. Bütün okulu buraya topla Büşra. Ya abi niye öyle diyorsun? Ne zaman gelsen bu sarı kafa burada. Orangutan seni. Vallahi bu konuda haklı. Haklıya hakkını vermek lazım. Bu orangutan her zaman burada. Belki aşkım her zaman buradasın. İlayda yalan söyleme, her zaman burada değil. Ben böyle yalan görmedim hayatımda. Kız. Eren. Ben kız mıyım? Ya pardon ayol, Eren var ya, bu Berkcu aşkım her gün burada, her gün burada. Yalan söylemeyin Aydan. Yani abi arada sırada geliyorum. Yani senin sürpriz yapacağını duyunca ben de bir geleyim dedim. Sürpriz mi? Sen nereden biliyorsun? Neyse neyse. Bugün sana kızmayacağım. Kızmayacak mısın abi? Evet evet, kızmayacağım. Aferin, sen iyi bir çocuksun. Şu anın üzülmemesi için elinden geleni yapıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Allah'ım, Allah ben kör olayım yani, böyle iyi günleri görmeyeyim. Kulaklarım duymasın Allah'ım. İyi günlerini görmeyeyim bunların Allah'ım. Abi ne oldu? Neden iyi konuşuyorsun? Sen de şaşırdın değil mi Bişo? Bir dakika İlayda, bir izin ver lütfen. O bana açtı söyledi. Büşra üzülüyor diye. Aslanım benim. Büyümüş de adam olmuş. Kardeşim üzülmesin diye elinden geleni yapıyor. Abim benim. Allah'ım bu mutlu sahneyi göremem. Göremem Rabbim. Göremem. 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 Görüyorsun İlayda, ama bak görüyorsun. Ama bu senin orangutan olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Ya abi ya. Öyle öyle, benim kardeşime iyi bakıyorsun diye. Ama benim kardeşim orangutan seviyor, sen merak etme. Abi. Tamam tamam. Ya abi niye öyle diyorsun? Ben fazla kalamayacağım, artık gideyim. Sen de çok fazla durma, benim kafamı bozma. 5 dakika sonra çık evden, tamam mı? Tamam abi, hadi gidiyorum ben. Seviyor mu dövüyor mu anlamadım. Bence dövüyor. Hemen ayrıl kardeşimden. İlayda sen artık eve gitmiyor musun? Ya ben buraya tatile geldim. Nereye gideceğim? İlayda oradan bakınca bizim ev otel gibi mi gözüküyor? Yok ya. Sizin ev fakirhane gibi gözüküyor. Fakirhanesi. İlayda. Tamam ya tamam. Harabe gibi gözüküyor o zaman. Harabe. İlayda senin kafanı kırarım. 40 hane olursun. Çok beklersin. Neyse, telefonumu çaldığını dua edin. Bakın bak size, sakın sakın sarılmayın, tamam mı? İlayda defol git.
Efendim? Kurtulmamız lazım İlayda'dan. Kurtuluruz güzelim. Sen iste yeter ki. Nasıl olacak o iş? Bir baksana, gidiyor mu hiçbir yere? Gider gider. Ne yaptın? Hiç haber göndermedin. Yanlarındayım şimdi aptal. Yapmaya çalışıyorum elinden gelene. Allah Allah, sen kolay mı sanıyorsun bunların ayrılmasını? Kolay mı sanıyorsun? Ben büyüler denedim, şeyler denedim de dünyada denenmedik yöntem bırakmadım. Ritüeller yaptım, her şeyi yaptım. İftiracıklar attım. Hiçbir şekilde olmuyor. Bunları evren destekliyor sanırım. Allah'ım yarabbim, 777 mi bunlar, anlamıyorum ki. Hiçbir şey başlarına gelse de ayrılmıyorlar. İyi tamam, haber bekliyorum senden. Birazdan gel konuşalım. İyi tamam, hadi kapat. Allah Allah ya. Siz yakınlaştınız mı yoksa? İlayda sana ne? Sana ne? Neyse ben çıkacağım. Ay maalesef çıkmak zorundayım. Ne oldu, sen kimle konuştun? Ay kimle olacak? Benim anneniş ve babamış beni arıyor. Yani beni çok özlemişti. O yüzden onların yanına gideceğim. İlayda sen gitmezsin öyle özledime falan. Hayırdır, ne almışlar da sana gidiyorsun? Yok ya, ben öyle bir ilahım. Ay sen yoksa annen giden karşılık bekleyerek mi bir şey yapıyorsun? Ay çok günah. Çok günah. Ayıp ayıp. Annelerin altındadır, ayaklarının altındadır cehenneti hala. Ayıp. Bana diyene bak ya. Efendim abi. Berkcan mı? Gidecek şimdi gidiyordu. Çabuk gitsin, benim kafamı bozmayın. Ne oldu abi? Ya ben sana hediye aldım ya, bana bir 200 atsan. Abi daha geçenki 200 attığımı vermedim. Vermem, annem de sana bana açlık vermiyor. Ya kardeşler arasında böyle şeyler olur mu? Hadi ben sana atarım. Yok ya, bugüne kadar küçüklüğümden beri hiç aldığım bir şey vermiyorsun. Vermem. Ben sana o kadar hediye aldım. Ayıp bir şey kardeşim. Ya abi sen aldığın hiçbir şey vermiyorsun ya. Vermem ben sana. Bana ne, Allah Allah. Kapatıyorum, hadi bay bay. Ne oldu? Boş ver, abi kardeş arasında. Kanka gelmiyor musunuz? Sen kimle geldin ya? Emir'le. Ah Emir, ne oldu, nereye gideceğiz ki? Kanka Ayşegül'e gideceğiz. Biliyorsun Ayşe'nin kardeşi olayı var ya, gidelim bir. Hem sen olursan yanımızda iyi olur. Aynen güzelim ya, sen olursan iyi olur. Beraber gideriz. E tamam gidelim, o zaman ben hemen hazırlanıp geliyorum. Tamam güzelim, sen hazırlan gel, gidelim beraber. Tamam hemen geliyorum. Daha hiçbir şey halledemedin İlayda. Sana güvenmekte hata mı ettik bilmiyorum. Lan sizin benden başka güvenecek kimseniz var mı? Benim kadar güven veren bir garul var mı hayatınızda? Nerede var, nerede? Hani göremiyorum ki. Yok mu olmuş acaba? Allah'ım yarabbim, yok mu olmuş? İlayda acelemiz var bizim. Ne yapacaksınız? Cehennemin dibine gidin o zaman aceleniz varsa. İlayda eğer halledemezsen bırak biz bildiğimiz yöntemle deneyelim. Ben sizin bildiğiniz yöntemler ne işe yarar dostum? Merak etmeyin. Onları ayırmak kolay mı diyorsun salak? Hadi kalk, bize biraz şu 1000 TL'lik kahveden ısmarla. İlayda her şey iştir. 4000 TL'ye hesap var zaten. Bana ne? Allah Allah. Benle işbirlik yapmak kolay mı sanıyorsunuz siz? Çabuk yap. Allah'ım yarabbim. Tamam İlayda. Kanka ben alırdım. Yok kanka sen otur ya. Ben alır gelirim biraz kurabiye. Hem orada yeriz. Peki kanka, o zaman sen bilirsin. Sen niye inmedin, çocuğu indiriyorsun? Ya güzelim, kendi inmek istiyor. Ne olmuş sanki? Hava olmuş haber. Ne fark eder? Peki. Lan ben yanlış görüyorum. Ne oldu İlayda? Şurada Emir var. Kanka yedim ben şimdi. Her şey ortaya çıkacak. Eğer bu tarafa dönerse kesin beni görür. Kimse yok mu? Geliyorum bir dakika. Peki. Allah Allah. Yan önce de Ayşe'nin yanına gitmek istiyorum. Ne, Emir mi? Evet evet, Emir var. Şimdi bulgu yedim lan ben. Kes. Bir şey olmaz. Senin yüzünden yakalandık. Buraya geleceklerinin haberi var mıydı? Yoksa sen onlarla mı plan yapıyorsun? Ne planı lan? Sus lan, çaktırma. Of ya, adam da daha gelmedi. Çok mu işiniz var? Geliyorum hemen. Of. Ay, bana bakıyor. Bana bakıyor şu anda. Yandık lan. İlayda? İlayda. İlayda, senin onunla ne işin var İlayda? İlayda, bu çocukla ne işin var? Ya siz kimsiniz ya? Ben sizi tanımıyorum ya. Bir yerden yanlışlıkla çıkardı herhalde. Tanıyor musun sen bunu? Yoo, tanımıyor. İlayda kim ya? İlayda'yı da tanımıyor. İlayda, Allah Allah. Kafayı bozmuş herhalde. Gidin bir tedavi olun siz. Kesinlikle tedavili olması lazım. Ay yazık. Yazık yazık yani, gerçekten yazık yazık. Yazık size. Nasıl hasta olmuşsunuz siz? İlayda, yalan söyleme. Ne işin var onunla? Belki aşkım da bir şey söyleme ya. Ama bu çocuk zorla beni kolumdan tuttu. Dedi ki benle konuşacaksın çabuk dedi. Yoksa seni öldürürüm dedi bana. Yabartırım seni dedi ya. Seni cennetlik ederim bir an önce dedi. Ben mi dedim? Dedin ya, sussana.
Dedim, ne konuşacaksın ya? Hiç, öyle oradan buradan okul arkadaşım olduğu için. Yoksa konuşacak fazla bir şeyim yok. Ben gidiyordum zaten. Hadi hadi git ya, seni görmek istemiyoruz. Biz arkadaşlığımızı satmayız. Ay, şeytan görmüş gibi oldum. İyi ki geldin Emir, iyi ki geldin. İlayda, doğruyu söylüyorsun değil mi? İşler karıştırmıyorsunuz siz. Yok ya, bana dedi ki, biz Şahin'e dedim, bahçını ayırmak için plan yapalım dedi. Ben de dedim ki, sen dedim Allah'tan hiç korkun yok mu dedim. Allah'tan korkun yok mu? Sevenleri ayırıyorsun dedim. Sevenleri ayrılır mı dedim. Allah'ın belası dedim senin dedim. Şaşırdım tabii ki yani. Allah belanı versin dedim ya. Üçlü aile Berkcan'ı ayırmak istemedin. Tabii ya, sen beni kötü biri mi zannettin? Neyse annem gir bekle beni, ben gidiyorum. Hadi öyle olsun İlayda, umarım öyledir. Efendim ne istiyorsunuz? Ben şu yarım kilo şu tuzlu kurabiyelerden istiyorum. Peki efendim. Senin burada ne işin var la? Sana ne, geçmek yasak mı burada? Lan oğlum, küçücük boyunla benim laflarıma mı karışıyorsun lan sen? Tamam da bir şey yapmadık. İşteyse buradan geçiyorduk, o kadar. Lavuk seni. Bunun burada ne işi var, tesadüf mü? Hadi kanka gidelim. Ne oluyor? Bu çocuğun burada ne işi var? Ya ne oluyor, niye gelmiyorsunuz iki saattir? İlayda'yla konuşuyordu içeride. İlayda'yla mı? İlayda'yla mı? Ama İlayda annesi gibi çağırdığını söylemişti. Ya şimdi annesi gibi yanına gitti, bilmiyorum. Berkcan'la bir şurayı ayıralım demiş. Bu çocuk. İlayda'nın yalanıdır belki, bilmiyorum. Yalan değilse hadi. Ya yalandır, niye yalan olmasın? İlayda korkar böyle şeylerden. Yapmaz yani artık değil mi? Ya yaparsa? Ya İlayda böyle şeylere devam ediyorsa? Ya kanka yok ya, öyle bir şey yapmaz. Hiç öyle durmuyordu, korktu zaten beni görünce, hemen kalktı gitti. Yolda çevirmiş çocuk ya. Belki yalandır. İlayda'ya bakma, bir şeyler ısmarlatmak için de yapmış olabilir. Hadi gidelim. Akşam bekler. Akşam beni bekle. Hadi öyle olsun. Gidelim. Emir sen de ya, niye söylüyorsun? İlayda'yı görmemişti. Ne yapayım kanka, ben kankamdan bir şey saklamam. Heh, saklama. Her şeyi birbirinize söyleyin. O kadar dürüst olduğunuz kadar keşke bize de söyleseniz. Ya kanka her şeyi söylüyorsa ya. Hadi gidelim Emir, hadi. Yine suçlu ben oldum ya. Hoş geldiniz çocuklar. Ayşe iyi mi? İyi iyi. Sizi görünce daha iyi olacak. Kızım bak arkadaşların geldi. Hoş geldiniz. Fark etmemişim sizi. Ayşem beni nasıl fark etmezsin? Emir şimdi zamanım Allah aşkına ya. Ya Ayşem beni her durumda fark ederdin. Şimdi artık fark etmiyorsun. Ya fark ederim tabii ki de. Dalgındım o yüzden. Ayşem sana en sevdiğin kurabiyelerden aldık. O zaman ben de size bir çay demliyorum. Hep beraber güzelce yiyorsunuz. Peki anneciğim. Anne mi? Ayşe baba benim annem oluyor ama. Yine sinirlendirme Emir. Tamam Ayşem sen sinirlenme. Bırak çocuk ne istiyorsa söylesin. Bak annem söylesin diyor. Yani alıştırma. Aynen aynen alıştırma. Güzelimin annesine artık anne diyeceğim. Şşş kızacağım ama. Evet. Neyse var, niye öyle konuşuyorsunuz ya siz? Bizi mi deniyorsunuz? Aynen bizi mi deniyorsunuz? Annem kızacak şimdi. Geçin oturalım. Tamam ya bir şey demedik ya. Bir haber var mı kanka? Yok, DNA yapılacakmış gerçeği öğrenmek için. O yüzden daha bir ay daha bekleyeceğiz. O zamana kadar da kardeşimi göremeyeceğim sanırım. Tamam üzülme, belki doğrular çıkınca daha mutlu oluruz. Ama belki senin kardeşindir. Değilse de yine de biz onu kardeşimiz gibi seviyoruz. Şimdi üzülmenin bir anlamı yok. Hadi kendini topla biraz artık. Bak annengil de üzülüyor. Tamam kanka. Ya üzülme ya Ayşem. Eğer ki kardeşin değilse annenle baban sana bir tane kardeş yapar. Deli zekalı mısın Emir? Öyle şey mi olur? Tamam Ayşem bir şey demedim. Aslında mantıklıydı ha kanka dediğin. Öyle ama kızlar anlamıyor beni işte. Kızlar işte yani huysuz oluyorlar. Biz mi huysuz oluyoruz Berkcan? Yok güzelim öyle şey der miyim ben? Ben Ayşe'den bahsettim. Ne kanka? Ya yanlış oldu. Lan beni karıştırdın şimdi işin içine. Hadi gelin çaylarınızda kurabiyelerinizi yiyin. Tamam anne. Ama Ayşe kızım artık üzülme, hadi toparla kendini biraz. Bak arkadaşların da senin için elinden geleni yapıyor. Hadi. Peki anne. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama pek bir şey değiştiremiyoruz teyze. Farkındayım. Ben de elimden geleni yapıyorum. Ama bu onun için çok büyük bir travma oldu. Ya teyze haklısınız ama ben bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum ne oldu? Ya hazır gelmişken şöyle çikolata falan da getirdim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle aşıyı kendime istiyorum. Emir! Ne diyorsun kanka sen?
Vallahi iyi dedi. Cesaretliymiş. Ben de isteyeceğim bir daha gittiğimizde köye. Saçmalamayın ikiniz de. Hadi çocuklar. Çayınızı için usul usul oturun. Peki teyze ya. Sanırım Ayşem'le aramıza ailesi girecek. Dizilerdeki gibi ya. Sen niye bana bakıyorsun? Sen niye bakıyorsun güzelim? Seni geberteceğim de ona bakıyorum. Aslında nasıl gebersem diye düşünüyorum. Acaba o sarı saçlarını tek tek yolsam mı? Yoksa koluna böyle cimcik mi atsam diye düşünüyorum. Hangi tür daha iyi geberirsin diye. Güzelim, ben seni sevdiğim gün öldüm zaten. Öldüm, tekrar doğdum. O yüzden öleni tekrar öldürülmez. Güzelim. Ne? Diyorum ki ben zaten hiç yaşamamıştım sen gelene kadar. Sen geldiğin gün öldüm, yeni biri olarak doğdum. O yüzden güzelim, sen beni daha önce öldürdün. Tekrar öldüremezsin. Deli bu çocuk ya. Deli ya. Neyse ben bir yukarı çıkıp geliyorum çocuklar. Tamam anne. Tamam teyze. Bu şiirlerin birazını da keşke Emir'e öğretsem. Ayşem ben bilmiyor muyum? Bak sana bir şiir okuyayım. Gör bak akrostiş şiir. Hem Ayşem'e özel. Alın yazım, yemeğim, şırdanım, evim. Gördün mü? Başları oku Ayşe. Lan şırdanım ne ya? Şırdanım ne? Ayşem ben şırdanı çok sevdiğim için, seni de çok sevdiğim için ikinizi birbirinize benzettim. Allah'ım ya nasıl bir şiir bu ya? Nasıl bir şiir? Neyse idare et artık kanka. Kanka ya alınma. Seni sevdiği için yapıyor öyle gül diye. Yok kanka ben onu alınmıyorum ki. Üzgünüm diye. Yoksa onluk bir durum olmadığını ben de biliyorum. Beni güldürmek için yaptığını da biliyorum. Ama kardeşimin olmayacağı beni çok üzüyor. Bu gerçekle nasıl yüzleşeceğim? Bir kardeşim olduğu hissi güzeldi. Ama şu o hissi alıyorlar şimdi benden. Ya nasıl alışacağım? Annemi belli etmek istemiyorum ama ben çok üzülüyorum. Ayşe? Ne oldu anne? İyi misin kızım? İyiyim anne. Sana bir haberim var. İlk başta sen duy. Belki bu kez biraz üzüntün hafifler. Bir tamamen geçmesini beklemiyorum. Ne oldu anne? Bir kardeşin olacak. Ne? Ne? Kardeş mi? Anne kardeşim mi? Evet kızım. Hamileyim. İnanamıyorum. Biz de inanamıyoruz. Tebrik ederiz teyze. Erkek olursa ismini Emir koyun. Kayınçomla aynı olsun. Yo Berkcan koyun. Aslında benim gibi yakışıklı olsun. Anne çok mutlu oldum. Niye sizin isminizi koysun? Herkes kendi hayalindeki ismi koyar. Ya Berkcan Emir iyi. Aslında Emir Berkcan da koyabilirsiniz. Sağlıklı olsun çocuklar. İsme sonra karar veririz. Tamam teyze ama Berkcan olursa yakışıklı olur. Emir olursa asıl yakışıklı olur. Ama Emir olursa aptal olur. Ya susun sana. Annemi rahatsız etmeyin. Bak hamileymiş o. Ayşem şimdi iki kardeşin mi olacak? Emir sussana kanka ya. Bilmem. Belki de tek olacak değil mi anne? Hayır sen onu kardeş olarak kabul ettiysen o da kardeşin olacak kızım. Üzülme. İki kardeşin olacak. Yani üç tane çocuğumuz olacak. Bu çok güzel bir şey. Evet anne. O benim her zaman kardeşim. Değil mi? Tabii ki kızım. Öyle. Benim bir sürü kardeşim var. Mesela Büşra. O da benim kardeşim değil mi anne? Tabii ki kızım. Sen benim kardeşimsin zaten Ayşe. Sen de benim kardeşimsin kardeşim. Ya biz de kardeşiz değil mi kardeş? Değil mi kardeş? Gel biz de sarılalım ya. Niye biz sarılmıyoruz? Oğlum git Büşra'ya sarıl lan. Yo sana sarılacağım benim kardeşim. Lan ya şunlar saçmalamaları da beni cevaplıyor. Yo kızlar sarılıyor da biz niye sarılmıyoruz ya? Biz de sarılırız. Ay deliler ya. Güzelim ya ne mutlu haber değil mi? Bence de ya şaşırdım böyle bir şey beklemiyordum. Valla bir gün çocuğumuz olursa ben ismini Berkcan koyacağım. Kız olsa Büşra. Ha bizim ismimiz de olsun. Ya güzelim ne olacak bizim gibi olsun işte. Hem senin ismin çok yakışır ona. Öyle değil mi güzelim? Aha, tabii Berkcan tabii çok yakışır. Niye sen benim ismimi beğenmiyor musun? Hayır çok beğeniyorum. Hatta birçok kişi bu isme dalga geçer. Ama ben senin ismini çok seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Beni mi? Ne dedin bir daha söyle. Hiçbir şey. Hadi gideyim artık. Ama güzelim bir daha söyle öyle git. Seni seviyorum dedim. İyi geceler. Bir daha. Hayır bir daha söylemem. Allah Allah ya. Ne güzel söyledi ya. Bu gazla bayağı eve giderim şimdi. Beni seviyormuş. Seni seviyorum dedi. Duyması güzelmiş. Bu gazla eve giderim. Sokak lambaları niye gitmiş ya? Evde ışık var. Lambalar niye yok ki? Allah Allah. Neyse ya boşver. Gelir birazdan herhalde.
Seni seviyorum dedi bana ya. La 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 la. Sokağın gitti yetmiyormuş ki bir de burası gitti. Şimdi elimdesin.